Filmin kahramanı Dust adında obez, eski moda ve kaygısız bir adamdır. Tek derdi yemek yemek ve eski filmleri izlemektir. Teknolojinin gelişmesiyle dünya ilerlemiş ama Dust da hala 80'lerde takılıp kalmıştır. Akıllı telefon kullanmayı sevmiyor, mesajlaşmanın zaman kaybı olduğunu düşünüyor ve hatta emojileri tuhaf olduğuna inanıyor. Korktuğu tek şey Y kuşağı. Kendisiyle zıt fikirlere sahip gençlere tahammül edemiyor. Filmin başında Dust arabasında hamburgerini atıştırmakta ve 80'lerin rock müziğini dinlemektedir. 50 yaşında olmasına rağmen kaygısızdır ve tam zamanlı bir işi yoktur. Bu alışkanlığı Dustin'in tüm arkadaşlarını kaybetmesine neden olmuştur. Ama bu onun umurunda değildir. Kısa süre sonra bir grup Y kuşağı onu iş üstünde yakalar ve videolarını çeker. Dustin'in rahatsız olduğu aşikardır ancak aşırı beceriksiz doğası nedeniyle onlara tek kelime bile edemez. Bir süre sonra yeğeni Klo arabasıyla ona katılır. İkisi birlikte bir sinemaya giderler. Klo'nun küçüklüğünden beri birlikte film izledikleri bu geleneğin bugün de devam ettiği ortaya çıkar. İkili yakın görünmektedir. Ancak yaş ve alışkanlıklarındaki zıt farklılıklar nedeniyle Klo'nun amcası tarafından biraz garipsendiği açıktır. Dusty, Klo'nun sıkıcı olarak nitelendirdiği eski bir şarkıyı çaldığında bu durum daha da belirginleşir. Snake Rocks adlı bir sinemaya vardıklarında amca yeğen ikilisi hangi filmi izleyeceklerini tartışmaya başlar. Dusty daha önce 10 kez izlediği 80'lere ait eski bir filme gitmek isterken Klo Snake Rocks'a özel Chosen adlı 3 boyutlu bir filme gitmek ister. Ve sonunda inatçı yeğen istediğini elde eder. Daha sonra bir sürü Y kuşağının selfie çekip mesajlaştığı bilet kuyruğuna giderler. Beklendiği gibi Dusty amca bu manzaradan iğrenir. Daha da kötüsü sinema biletlerini satın alacak parası bile yoktur. Çünkü biletler çok pahalıdır. Bu nedenle Klo isteksizce biraz para öksürür. Garip bir şekilde bilet satıcısı ve fedailer de dahil olmak üzere tüm Snake Rocks çalışanlarının yüzlerinde tuhaf ve kasvetli bir ifade vardır. Ana sinemaya girmeden önce Dust amca 3 boyutlu gözlüklerini çöpe atar. Kaydırıcı adını verdiği kendi hantal gözlüklerini çıkarır. Görünüşe göre 3 boyutlu filmlerden o kadar nefret ediyor ki onlara normal 2 boyutlu filmleri düzleştirmek için bu değiştiricileri getirmiş. Video durduğu için sizden basit bir ricada bulunacağım. Kanalın istatistikleri videolarımızı izleyenlerin %90'ının kanala abone olmadığını söylüyor. Bu durum bizi hayal kırıklığına uğratıyor. Lütfen abone olun, kanalı açın, tüm yenilikleri almak için zil özelliğini etkinleştirin ve daha fazlasını yayınlamaya devam etmek için videoyu beğenerek destekleyin. Hatta yeğeni Klo için de bir çift gözlük getirmiştir. Ama beklendiği gibi Klo bunu takmak istemez. Bundan sonra Dusty patlamış mısır almak için kantine gider. Orada bazı Y kuşağı ona saldırır. Yanlışlıkla 3 boyutlu bölüme girip girmediğini sorar. Dusty sadece bir sinema manyağı olduğunu söyler, oradan ayrılır. Ana sinemaya girdiğinde Zack adında yakışıklı bir adam olan Snake Rocks'ın müdürünü Klo ile flört ederken bulur. Ancak Dusty onlara yaklaşır yaklaşmaz Zack bir bahane uydurur, oradan ayrılır. Ancak aynı anda Klo'nun iki arkadaşı gelir, onun yanına oturur. Başından beri planın bu olduğu ortaya çıkar. Amcasıyla sinemaya gitmek sadece evden çıkmak için bir bahanedir. Dusty, Klo'nun kendisiyle vakit geçirmemesinden ve arkadaşlarının onun yerini almasından rahatsız olur. Onu kendisiyle oturması için ikna etmeye çalışır ama Klo bunu istemez. Amcasını her fırsatta onun arkadaşlarının önünde utandıracak sıkıcı bir insan olarak görmeye başlamıştır. Bunu duyan Dusty üzülür ama yine de Klo'nun koltuğunun hemen arkasına oturmaya karar verir. Kısa süre sonra Zack sahneye çıkar, filmin başlamak üzere olduğunu duyurur. Kimsenin telefonlarında kullanmayacağı ve herkesin Snake Rocks 3D gözlüklerini takması gerektiği kurallarını ortaya koyar. Y kuşağı bu duyuruyla coşar. Heyecan içinde tezahürat yapmaya başlar. Sonra film seçilmiş, nihayet başlıyor. Oldukça garip oyuncular ve hikayeler içeren bir aşk hikayesi ama yine de ultra gerçekli 3 boyutlu aksiyon nedeniyle Y kuşağı filme bayılıyor. Kelimenin tam anlamıyla her diyalogda çığlık atıyor ve tezahürat yapıyorlar. Ancak gözlük takmayan Dusty amca filmden hayal kırıklığıyla ayrılıyor. Eve gitmek için sabırsızlanıyor. Kısa bir süre sonra değiştirici gözlüğünü hatırlar ve takmaya karar verir. Ancak 3 boyutluyu sıkıcı 2 boyutlu bir versiyona dönüştürdükleri için Dusty'nin ilgisini çekmez. Bu yüzden etrafındaki diğer insanları rahatsız etmeye karar verir. Klo'nun arkadaşlarından birinin mesajlaştığını görür. Ona sinemada telefon kullanmanın yasak olduğunu hatırlatır. Aslında küçük bir kargaşaya neden olur, bu da oradaki diğer yeğen kuşağının hoşuna gitmez. Sonunda Dusty hala geri adım atmayı reddedince Klo arkadaşına telefonu kullanmayı bırakmasını, böylece filmi huzur içinde izleyebileceklerini söyler. Dusty kazandığını düşünmektedir. Yeğenini havalı arkadaşlarının önünde utandırdığından tamamen habersizdir. Film ilerledikçe Dusty'nin canı daha da sıkılmaya başlar. Bir sahnede sanki ekran arızalıymış gibi çok sıra dışı bir şey fark eder. Ancak değiştirici gözlüklerini çıkardığında hiçbir şey yoktur. Kafası karışan Dusty, gerçek film deneyiminin nasıl olduğunu görmek için Snake Rocks gözlüklerini denemek ister. Klo'dan bir süreliğine gözlüklerine ödünç vermesini ister. Ancak bu sırada Klo amcasının çocukça davranışlarından bıkmıştır.
Arkadaşlarının önünde kendisini utandırdığı için onu açıkça azarlar ve normal davranmasını ister. Başka seçeneği kalmayan Dust amca değiştirici gözlüklerini tekrar takar ve filmi izlemeye devam eder. Birden D bir solucan benzeri yaratığın ekranın içinden baktığını fark eder. Salondaki tüm Y kuşağı bu solucanın varlığından tamamen habersizdir. Ancak Dust onu net bir şekilde görebilmektedir. Dehşete kapılarak hemen gözlüğünü çıkarır ve böylece solucan ortadan kaybolur. Ardından birkaç dakika geçer ama solucan hiçbir yerde görünmez. Dusty bunun ikinci gözlüğüyle bir ilgisi olduğundan şüphelenir. Bu nedenle gözlüğünü tekrar takar ve takar takmaz dev solucan emicileriyle ona saldırır. Dusty dehşet içinde çığlık atar, sinemada kaosa neden olur. Ayrıca patlamış mısırını Chloe ve arkadaşlarının üzerine düşürür. Öfkelenen Y kuşağı ona isimler takmaya başlar. Ancak Dusty sinemanın içinde olağan dışı bir şey olduğundan emindir. Bunu Chloe'ye açıklamaya çalışır ama beklendiği gibi Chloe'nin buna hiç niyeti yoktur. Bunun yerine utanır ve onu buraya getirdiği için pişmanlıklarını dile getirir. Kargaşa çok geçmeden Snedrak'ın müdürü Zack'ın dikkatini çeker. Dusty'ye yaklaşarak diğer Y kuşağının sevinciyle onu alıp götürür. Amcasının başını belaya soktuğundan endişelenen Chloe da onu takip eder. Dışarıda Dusty ekrandan bir şeyin çıkıp kendisine yaklaştığını açıklamaya çalışır. Ancak Zack yaşlı adamın ultra gerçekçi 3 boyutlu aksiyonu gerçek bir şey zannettiği sonucuna varır. Ancak Dusty solucan benzeri bir yaratık gördüğünden emindir. Sonunda parasını geri alıp mekanı terk etmeye karar verir. Ancak sürpriz bir şekilde Chloe gitmek istemez. Bunun yerine amcasını sırf ilgi odağı olabilmek için kendisini birkaç kez utandırdığı için azarlar. Bunu söyleyerek onu terk eder ve sinemaya geri döner. Dusty onun peşinden gitmeye çalışır ancak Zack artık oraya girmesine izin verilmediğini söyleyerek onu durdurur. Başka seçeneği kalmayan Dusty amca film bitene kadar Chloe'yu beklemeye karar verir. Ancak ana salonda bekleyemeyeceği için Zack onu projeksiyon odasına götürür. Orada Zack ve çalışanları Cinetrax'ın süper gerçekçi sinema TV görselliği sayesinde dünyayı nasıl ele geçireceğini konuşmaya başlar. Eski 2 boyutlu filmlerin devri kapanmıştır ve artık 3 boyutlu filmler devralmıştır. Ayrıca Dusty'den bir denemesini isterler, yine de beğenmezse parasını iade edeceklerini söylerler. Zack daha sonra Dusty'ye bir çift Cinetrax gözlüğü verir. Ancak Dusty uzun bir süre düşündükten sonra bunu reddeder. Bunun üzerine Cinetrax çalışanları öfkelenir, aniden ele geçirilmiş zombi benzeri varlıklara dönüşürler. Daha sonra Dusty'ye saldırırlar. Neredeyse onu keskin bir nesneye çarptırmayı başarırlar. Ancak amca bir şekilde onların pençelerinden kaçmayı başarır. Cebinden çürümüş bir hamburger çıkarır, onu ele geçirilmiş zombilere doğru iter. Dusty daha sonra ana salona koşar, binadan çıkmanın bir yolunu bulmaya çalışır. Ancak tüm Cinetrax çalışanları zombiye dönüştü ve onu aradığı için bu imkansızdır. Böylece Dusty gizlice mağaza odasına girer. En nefret ettiği şeyi yapmak için kendini hazırlar, mesajlaşmak. Chloe'ya birkaç mesaj gönderir. Burada bir pislik olduğu için özür diler. Ayrıca onu kaybetmekten korktuğunu itiraf eder. Ardından onu yaklaşan tehlike konusunda uyarmaya devam eder. Ancak bunu yapamadan Zack ve diğerleri kapıyı kırarak içeri girer, onu götürürler. Bu arada Chloe daha önce amcasını azarladığı için kendini kötü hissetmeye başlamıştır. Bir sonraki mesajını bekler ama mesaj gelmez. Bu nedenle yerde duran şekil değiştiren gözlüğünü bulduğunda onu alır ve dener. Bir de ne görsün, dokunaçta dev bir yaratığın tüm ekranı ele geçirdiğini fark eder. Yaratık aynı zamanda diğer tüm Y kuşağının hayatını emmektedir. Yani Chloe salonda kalan tek enfekte olmamış insandır. Dehşete kapılan Chloe gözlüklerini çıkarıp kaçmaya çalışır. Ama tüm enfekte Y kuşağı onu takip etmeye başlar. Büyük bir mücadele başlar, tüm umutlar kaybolmuş gibi görünür. Ama neyse ki bir kılıç yardımıyla Chloe projeksiyon odasına girmeden önce yüzlerce enfekte Y kuşağını alt etmeyi başarır. Orada amcasının bir sandalyeye bağlanmış olduğunu fark eder. Sonunda doğruyu söylediğini anlar. Ancak ona yardım edemeden Zack ve diğerleri gelir onu yakalar. Bunu takiben Zack tüm bu kargaşanın arkasındaki ana yaratığı ortaya çıkarır. Bu yaratığın türünü genişletmek için başka bir galaksiden gelen bir uzaylı olduğu ortaya çıkar. Zack enfekte olmanın başına gelen en iyi şey olduğunu çünkü artık hiçbir acı ya da endişe hissetmediğini söyler. Ayrıca amca yeğen ikilisini değişimi kucaklamaları için cesaretlendiriyor çünkü uzaylı sadece sefil ve sıkıcı hayatlarının üstesinden gelmelerine yardımcı olmak istiyor. Bunu söyledikten sonra Dusty'ye zorla bir çift Cinetrax 3D gözlüğü takar, ona filmi izletir. Görünüşe göre bu onu onlardan birine dönüştürecektir. Ama neyse ki Chloe tam zamanında müdahale eder, uzaylıya kırık bir cam parçası saplar. Bu, enfekte zombileri anlık olarak sersemletir. Chloe'nin amcasını esaretinden kurtarmasına izin verir. Ne yazık ki onlar kaçmak üzereyken Zack ağzından bir dokunaç çıkarır, bu dokunaç Chloe'yi yakalayıp ele geçirmeye başlar. Ve kısa süre içinde yüzü uzaylının vücuduna girdiğini ima edecek şekilde dönmeye başlar. Tam o sırada Dust amca bir balta kapar, 80'lerin kahramanı gibi Zack'ın kafasını koparır. Ancak bu zamana kadar hasar çoktan verilmiştir. Kısa süre sonra ikili çıkış kapısına ulaşır. Dusty kapıyı açtığında dışarıdaki şehrin devasa bir uzaylı tarafından harap edildiğini görür.
burada nihayet dünyanın uzaylılar tarafından ele geçirildiğini anlar. Aynı zamanda klonun da tavırları değişir. Amcasına değişimi kucaklamasını ve kaçış olmadığı gerçeğini kabullenmesini söyler. Ardından Zack'ın haklı olduğunu, bu hayatta acı ve endişe olmadığını söyler. Kısa süre sonra diğer yay kuşağı ve Snake Rocks çalışanları da gelir. Onu değişimi kabul etmesi için ikna etmeye başlarlar. Hatta Dustin'in fikrini değiştirmesine yardımcı olmak için bir şarkı bile söylerler. Sonunda hiçbir umut olmadığını anlayan Dustin pes eder. Şarkıyı eşlik etmeye başlar. Son sahnede tüm insanlar aynı filmin oynatıldığı sinemaya geri dönerler. Artık tamamen ele geçirilmiş olan Klo, değişimi bini sevip onlardan biri olabilmesi için amcasına bir çift Snake Rocks gözlüğü verir. Film, Dust endişeyle uzaylının gelip onu ele geçirmesini beklerken sona erer. İzlediğiniz için teşekkürler. Videonun sonuna geldik. Daha fazla paylaşım için videoyu beğenerek destek olmayı, abone olmayı, zil ses özelliğini aktif etmeyi unutmayın.